Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün Firewall isimli güzel bir eser geçeceğiz. Bu eseri geçerken dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Bunlardan biraz bahsedip videoya geçebilirim. Arkadaşlar biliyorsunuz klasik gitar, akustik gitar gibi birçok parmağın kullanıldığı enstrümanları çalarken o parmakların gelişmesine dönük parmak etütleri yapmamız gerekiyor. Bolca ki rahatlıkla eserleri geçebilirim. Bir de enstrüman çalarken bütün enstrümanlar için diyorum. Altın bir kural veriyorum. Enstrüman çalmak için bol tekrar gerekli. Bol tekrar gerekli. Bol tekrar gerekli. Bol tekrar bol tekrar gerekiyor arkadaşlar. Yani bol tekrar gerekiyor. Anladınız değil mi? Bu eser P, I, M, A parmaklarımızı bolca çalıştıracak, geliştirecek bir eser. Esere geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Beğeni ve yorumlarınız bu tarz videoların devamı için önemli. Es geçmeyin arkadaşlar. Bunun önemini belirtip esere geçelim. Evet dostlar, önümüze gelen portaya bakıldığında alt tellerde basların, üst tellerde de tiz notaların olduğunu görüyoruz. Bakın tiz notalarda üçlemeler var. İlk notaya bakın mi, ikincisi si, üçüncüsü sol. Yani alttan üste doğru mi, si, sol. Boş teller. Hiçbir şeye basmadan çekilecek. Fakat hangi parmakları kullanacağız? O da notasyonun altında A, M, İ parmağıyla ilk üçlemeyi A, M, İ parmağımızla çekeceğiz. Uyguladığımızda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bas teli yani mi notasını P parmağımızla yani baş parmağımızla çekeceğiz. Bakın. Sonra üçlemenin birinci notası olan ince mi'yi üçüncü parmağımız ismi nedir? A parmağı. Daha sonraki nota Si'yi M. Daha sonraki nota Sol'ü de İ parmağımızla çekeceğiz. P, I, M, A idi. Hatırlıyorsanız. P, I, M, A. Şimdi hareketimiz şu arkadaşlar. Bunu biraz çalışın bence. Tuttuk şu şekilde. Üçüncü parmağımı, dördüncü parmağımı alt tele, üçüncü parmağımı ikinci tele, ikinci parmağımı üçüncü tele koydum. Bakın. Şu şekilde bir duruş oldu. Şu şekilde. Şu şekilde tekrar koyuyorum. Bakın bu, bu ve bu. Şimdi nota bizden ne istiyor ona bakalım. Diyor ki en alttaki yani bas tel, bas teli ve mi telini aynı anda çal diyor. Üst üste olan notalar aynı anda çalınırdı. Bunu daha önceki derslerimde söylemiştim. Bakın baş parmak ve dördüncü parmağımı aynı anda çekeceğim. Sonra diğer parmaklar yerindeydi hatırlıyorsanız. Bu hamleyi dakikalarca çalışın. Elinizi ağrıtın biraz. Hadi yapalım. 5 dakika tuttum herkes. Videoyu durdurun ve şu hamleyi 5 dakika boyunca çalışın. Bunu 5 dakika boyunca çalışın. Daha sonra ikinci üçlemeye geçeceğiz. İkinci üçlemeye bakıldığında ikinci parmakla fa diyez, daha sonra si, daha sonra sol notalarını görüyoruz. Fakat bas tel yok bakın. Bir kez mi'yi çektiğimizde ilk üçlemeyle beraber başlıyor. Ölçü bitene kadar bu mi tınlayacak. Buna hiç dokunmuyoruz. Bakın hala devam ediyor. Duyabiliyor muyuz? Durdurdum. Şimdi İlk üçlemeyi yapıyorum. Bakın. Hiçbir notaya basmıyoruz. İkinciyi yapalım. İkinci parmağımızı fa diyeze koyuyoruz. Yine aynı hamleyi yapıyoruz. Bir daha yapalım. Evet. Şimdi üçüncü üçlemeye devam edelim.
Sol, dördüncü parmakla bas diyor. Si ve sol. Yani o da şöyle. Şimdi birinci ölçünün tamamını yapalım. Bakın. Şimdi dostlar birinci ölçüyü bitirdik. Fakat aramıza yeni katılan arkadaşlar muhtemelen hocam bu zor bir ders, bunu yapamadık vesaire diye yorumlar yazacaklardır ya da düşüneceklerdir. Ama aklınıza takılan her şeyi yazın, yorumlar bu derslerin devamı için önemli. Arkadaşlar birinci dersten itibaren alın, bu derse geldiğinizde muhtemelen bunu yapacaksınız. Derslerin hakkını verdiyseniz. Şimdi dilerseniz geçelim ikinci ölçüye. İkinci ölçüyü bütün olarak düşünelim. Üçlemeler yine birinci ölçüde olduğu gibi 3 tane üçlememiz var. Fa diyez, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol. Yine ikinci ölçünün ilk notasıyla beraber tekrar mi basmamızı, bas tel, mi basmamızı istiyor bizden nota. Devam edelim fa diyez ile ikinci parmağımı bastım. Bakın. Sonra mi, mi, si, sol, mi, si, sol. Üçüncü ölçüye geçelim. Bakın burada mi, do, la. Mi, do, la. Mi, do, la. Mi, do, la'yı üç kez yapmış. Fakat birinci parmağımızla do'yu, ikinci parmağımızla da la'yı basmamızı istiyor. Bastık ve ilk notayla birlikte la telini çekeceğiz, ikinci teli. Yapalım. Birinci porteyi bitirdik bakın. Geçelim ikinci porteye. İkinci portenin birinci ölçüsüne bakalım. Mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol. Yine bas teli mi almamızı istiyor. Hiçbir notaya basmıyoruz. Bitirdik. İkinci portenin ikinci ölçüsüne bakalım. Mi, si, sol, fa diyez, si, sol, sol, si, sol. Tanıdık geldi değil mi bu ölçü size? Hemen bir üstteki ölçüyle aynı zaten. Yapalım. Mi, si, sol. Yapalım. Mi, si, sol. Fa diyez, si, sol. Sol, si, sol. Diğer ölçüye geçelim. Fa diyez, si, sol. Mi, si, sol. Mi, si, sol. Devam edelim. Fa diyez ile birlikte mi'yi çekiyorum. Si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol. Üçüncü porteye geçebiliriz. Üçüncü portenin birinci ölçüsüne bakıldığında mi, do, la, mi, do, la, mi, do, la var. Hemen yapalım. Bas teli neyi çekiyoruz? La'yı çekiyoruz. Birinci ve ikinci parmağımızı yine buraya basıyoruz. Bastık. Çalalım. Üçüncü portenin ikinci ölçüsüne bakalım. Mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol. Mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol. Üçüncü portenin üçüncü ölçüsüne bakalım. Dördüncü parmağımıza sol almamızı istiyor. Sol, si, sol, fa diyez, si, sol, mi, si, sol. Sırayla bu üçlemeleri yapmamızı istiyor. Yapalım. Bakın. Sonra ikinci parmakla fa diyez. Sonra mi. Hadi bunu bir daha yapalım.
Dördüncü partiye geçelim. Sol, si, sol. Fa diyez, si, sol, mi, si, sol. Bir kez daha aynısı arkadaşlar. Çalıyoruz. Bakın basarken parmaklarımın ucundaki izleri görüyor musunuz? Güçlü basıyorum. Bakın sizler de güçlü basın. Yoksa cızırdama gelir, kötü ses gelir, ses gelmez. Bu tarz problemler yaşarsınız. Dördüncü portenin ikinci ölçüsüne gidelim. Mi, do, la, mi, do, la, mi, do, la. Hemen yapıyoruz. Parmaklarımızı bastık. Daha sonra mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol. Hemen yapalım. Beşinci portaya bakalım. Birinci ölçüde ilk üçlememiz sol, si, sol, fa diyez, si, sol, mi, si, sol. Bunu yapmıştık önceden hatırlıyorsanız. Daha sonraki ölçümüzde sol, si, sol, fa diyez, si, sol, mi, si, sol. Tekrar aynısı. Beşinci portenin üçüncü ölçüsünde altıncı portenin birinci ölçüsüne bakalım. Mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol. En sonunda ise mi ve mi'yi aynı anda basmamı söylüyor. Bas ve ince mi'leri. Yapalım bir kez. Dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bunu bölüm bölüm ölçü ölçü çalışarak harika bir şekilde çalabilirsiniz. Eseri güzel bir şekilde çalıp Instagram'dan, WhatsApp'tan bana ulaşan arkadaşlarımız oldu, takipçilerimiz oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şekilde çalışıp dersin hakkını vermişler. Onu söyleyebilirim. Biraz vakit ayırmanız gerekiyor. Videoyu açın, çalışın. Saatlerce çalışın gerekirse. Eseri çalın. Unutmayın ki bu videolarla gitarı gerçekten öğreneceksiniz. Özel derse ya da birebir derslere gerek yok. Bu dersler size yeterli. Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda belirtiniz. Bana sorunuz arkadaşlar. Mümkün olduğunca dönmeye çalışıyorum. Tabii yorum ve beğeniler kanalın bekası için önemli. Bunu da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.